burası Türkiye. Hani dün bugün Mars'tan gelmiş olanlar unutabilirler. Burası Türkiye, her an her şey olabilir. Her an her şey oluyor zaten. Şimdi çaylarımızı ben en azından kendi çayımı içemedim, bitiremedim bile. Ne oluyor, ne bitiyor diye bir şey oldu. Gene bir şey oldu. Ne oldu? Reuters haber ajansı geçti. Zaten daha önce sinyalleri gelmişti. Reuters haber ajansı şimdi söyleyeceğim haberin metnine ulaşmış. Dolayısıyla sıcak haber daha sıcak haber haline geldi. Olay şu, Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye bir şok hamle. Nedir? Şimdi zaman zaman gündeme getiriyorum. Türkiye Kıbrıs açıklarında petrol, doğalgaz vesaire sondaj çalışmaları yapıyor diye pek çok ülkeden uyarı üzerine uyarı ya da tehdit bir blok halinde. Orada bir işte başını İsrail ile Yunanistan'ın çektiği bir blok bu. Petrol arama çalışmaları var. Diğer saydığım ülkeler destekliyorlar. Türkiye ben bunu kabul etmiyorum dedi. Aramaya geçti ve pek çok yerden işte tepkiyle karşılandı. Şimdi son gelen şey tepkiyle sınırlı değil. Haber. Avrupa Birliği yaptırım hazırlığında bir taslak hazırlandı. Bu taslak bugün görüşülecek. AB temsilcileri Brüksel'deki daim temsilciler tarafından görüşülecek. Pazartesi günü Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının onayına imzasına sunulacak. Daha sonra işte süreç başlamış olacak. Peki yaptırımdan ne anlaşılabilir? Deniyor ki Türkiye ile hava ulaşım anlaşması görüşmeleri ve Türkiye ile üst düzey diyalog askıya alınıyor. Taslak bu. Çok vahim bir şeyden söz ediyoruz. Avrupa Birliği bize diyor ki çekil oradan. Çekil oradan. Çekilmedin mi? Sana yaptırım. Şimdi yaptırım tabii bunlarla kalmayacak. Bakın gerilim gerçekten tırmanıyor orada. Mesela Avrupa Kalkınma Bankası'nın Türkiye'ye verdiği borcu krediyi de gözden geçirmesi istenecek. Muhtemelen Türkiye'ye verilen kredi borç kesilecek. Avrupa Kalkınma Bankası'nın Türkiye'ye verdiği kredi ve borçtan söz ediyoruz. Yani bu sadece bir siyasi yaptırım falan değil. Bu ekonomik boyutu da olan bir yaptırım. Hava ulaşım, orayı bir daha okur musun yaptırımı? Şimdi hava ulaşım anlaşmasının. Şöyle birden fazla haberden Reuters'ın haberi esas olmak üzere okuyorum. Avrupa Birliği cümle aynen şu, taslak metinde yer alan cümleyi Reuters'ın çevirisiyle okuyorum. Avrupa Birliği Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki yasa dışı diye niteliyor, sondaj çalışması dolayısıyla hava ulaşımı anlaşması görüşmelerini ve Türkiye ile üst düzey diyaloğu askıya aldı. Acaba genişletilmiş hava ulaşımı anlaşması yani işte... Sivil havacılığı etkileyebilecek bir şey mi acaba? Muhtemelen. O kendi başına zaten yani ciddi AB'nin, bir darbe yani. AB askeri bir şey değil ki askeri uçuşları yaptırım altına alsın. Hayır yani sivil havacılığı diyelim Türk Hava Yolları'nın... AB askeri bir, yani NATO gibi bir şey olmadığı değil, için tabii. Dolayısıyla AB'nin bu konudaki kararı da sivil havacılığı etkiler diye düşünüyorum evet. Ama bunu... Dersimi çalışacağım, soracağım bir iki yere, evet. Yarın gündeme getiririz. Evet. Şimdi burada mesele şu, bakın ne oluyor diyeceksiniz. Olan şu efendim, Türkiye dışında belki bir de Azerbaycan mı vardı, o kadar galiba. Kimse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir devleti tanımıyor. Galiba Azerbaycan bile tanımadı, sonradan tanımış olabilir falan. Yani Türkiye tek başına bu konuda diyebiliriz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir devlet ne Birleşmiş Milletler nezdinde ne Avrupa Birliği nezdinde yok. Ne var? Kıbrıs Cumhuriyeti var.
bizim Kıbrıs Rum kesimi dediğimiz yapıya Güney Kıbrıs. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, bölge ve bölgesindeki bütün anlaşmalar Kıbrıs Cumhuriyeti diye bakıyor. Ve ona arada ihtilaf olsa da Kuzey'i de katıyor. Çünkü Kuzey'de bir devleti varsaymadıklarına göre orayı da katıyor. Ve Kuzey Kıbrıs'ta yani bize göre KKTC sınırlarında bir sondaj araştırması yapsak da orası Kıbrıs'ın kıta sahanlığına, karasularına girdiği için öyle kabul edildiği için. Öyle kabul edildiği için bize sen bir başka devletin karasularını ihlal ediyorsun deniyor. Bütün mesele bu. Zaten unutmayın Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa Birliği üyesi. Hatta dönem başkanlığı yapacak galiba. Yaptı mı yapacak mı? Yani bir dönem başkanlığı bile söz konusu. AB üyesi. AB üyesi tabii. Şimdi biz de bu müzakereler başladığında bir aday üyeliğimiz söz konusu oldu ya, o sırada imza attığımız bir metin var bizim. O sırada Abdullah Gül'dü galiba başbakan ya da... Olabilir. Yani Abdullah Gül'ün tabii ki sonrasında Erdoğan'ın da imzasının olduğu bir metinden bahsediyoruz. O diyor ki limanlarını diyor Kıbrıs Cumhuriyeti'ni açacaksın diyor. Bizde ambargoluydu. Biz buna evet dedik. Açtık mı açmadık. Ama evet dedik mi dedik. Üye olmak için kapısında beklediğimiz Avrupa Birliği'nin de Kuzey Kıbrıs Rum Cumhuriyeti dediğimiz bizim ya da kesimi dediğimiz Kıbrıs Cumhuriyeti üyesi mi üyesi. Şimdi biz istediğimiz kadar bağıralım. Rusya, Amerika, Avrupa Birliği aynı konuda bakın aynı konuda üç dev oluşumdan odaktan bir tepkiden söz ediyoruz. Ve Avrupa Birliği'nin yaptırım yani biz ABD'den falan beklerken birden Avrupa Birliği yaptırım diye bir taslakla çıktı karşımıza. Bugün görüşülüyor. Geri çekilecek. Yani herhalde o arama gemilerini geri çekecekler yani bir şekilde. Çok ısrar edip direnebilecek bir durum söz konusu değil. Burada böyle bir hamle yapmış bulundular ama herhalde bu şekilde yaptırıma varan bir kararlılık fazla beklemiyorlardı. Bu işte yani dış politikadaki AKP'nin savrukluğunun yeni bir örneği, kimle ne ittifak yapacak, kimle dostluk kuracak, uzun vadeli hedefleri nelerdir, bölgede yapıcı, ilerletici ittifaklar, hiçbir böyle bir dertleri falan olmadı. Yani anlık şeyler, hamleler, anlık geri çekilişler, bozgunlar. İyi de geldiğimiz noktayı bir anlatır mısın? Şimdi mesela Rusya bize diyor ki, S-400 başka, domates başka diyor. Mesela domatesimizi almıyor. Hani laf olay söylemiyorum. Gerçekten de durum böyle. Şimdi Rusya'yla güya tırnak içinde kankayız. Bahçeli'nin de pek sevdiği deyimde. Ama domatesimizde işte bilmem ne paraziti var gönderiyor. İşte portakal öyle. AB'de kavgalı, gerilimliyiz. ABD ile zaten S-400 yüzünden. Körfez ülkeleri, Mısır, işte Arap ülkeleri. Kim kaldı yanımızda Allah aşkına? Bir say, bir fotoğraf çek. Katar bile geri çekiliyor. Dijitürk'te maç nakli bile tehlikeye girdi biliyor musun? Katar'ın geri çekilişiyle. Irak çok önemli bir ihraç pazarıydı. Birçok ürünü geri gönderdi, almıyor. Irak pazarı bile daraldı. Suriye ile ne olduğu, ne olacağı belli değil. Karma karışık bir hal var. Bir tarafta evet işte bu Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, bunlar Amerika ile beraber bir Arap NATO'su vesaire serüveni peşindeler. Böyle ittifaklar kuruluyor. Yani herkes bir sürü ittifaklar kuruyor. Bunların arasında hiç Türkiye yok. Yani Türkiye'yi aralarına almıyorlar.
Türkiye neredeyse hiçbir masada yokuz artık. Yok yok. Yani ve almıyorlar aralarına. Burada işte Türk'ün Türkiye dostu yoktur lafını neredeyse ispat edecek bir dış politika fecaati yaşanıyor. Sürekli bir yaptırım tehdidi altında Türkiye var. Amerika Temsilciler Meclisi'nin yaptırım kararı duruyor hala. Yani o S-400 tabii meselesi bize, Türkiye kamuoyuna halloldu. Japonya'da halledildi. Senato'dan da çıktı bir karar. Yani evet, kongre diyebiliriz. Yani Pentagon hala işin peşini bırakmış değil. Temsilciler Meclisi'nin kararı var, yaptırım kararı var. Trump'ın Japonya'daki kakara kikirisiyle sanıldı ki bu iş halloldu ve herhangi bir yaptırıma uğramayacağız diye. Halbuki o yaptırım tehdidi yerinde duruyor. Şimdi bunun üstüne bu doğalgaz araştırma vesaire, gemiler gönderme, bundan kaynaklanan Avrupa Birliği yaptırımı her an gelebilir. Şimdi önemli olan yaptırımın muhtevası ya da yaptırımın uygulanıp uygulanmaması değil. Dışarıdan Türkiye sürekli yaptırımlar tehdidi altındaki bir ülke gibi algılanıyor. Neredeyse tamam, İran gibi. Şimdi bu özellikle para istediğin global fonlar, yatırımcılar açısından çok önemlidir. Ya kime para veriyoruz? Sürekli yaptırım altında. Yani tehdit altında. Hani uygulanır uygulanmaz başka bir şey ama risk primi sürekli yükselen bir ülke halinde. Bu bir kere kendi başına öldürücüdür. Çünkü sen 453 milyar dolar dış borcu olan, milli gelirinin %61'ine ulaşmış bir dış borç stoku olan ve bir yıl içerisinde en az 180 milyar dolar para bulmak durumunda olan bir ülke olarak dışarıya sürekli şey halindesin. Yani bir vitrin düzme halindesin. İşte risk yok, problemler çözülüyor, tehdit yok filan halindesin. Halbuki yatırımcı bakıyor ya da değerlendirme kuruluşları, yatırım bankaları bakıyorlar. Diyorlar ki aman dikkat, bak bir yaptırım tehdidi oradan var, bir yaptırım tehdidi buradan var. Ondan sonra bu ülke giderek riskli bir ülke haline geliyor. Bu bile kendi başına öldürücü bir hadise. Şimdi bu senin söylediğin, hani Türkiye'yi daha kötüye götürecek ihtimaller zinciri. İyice sıkıştırıyor, daraltıyor. Ama zaten hala hazırda Türkiye ekonomik olarak çok ciddi bir sıkışıklık içinde. Yani o evet, daralıyor diyorsun. Zaten dar bir alana sıkışmış durumdayız. Çember daraldı. Şimdi hani enflasyonu biliyor. İşsizlikte yeni bir durum var, onu söyleyeceğim ama ekonomik verileri herkes biliyor. İşte birinci bölümde konuştuk. Otomotiv sektöründe bir öncekinin Mayıs'ına göre %42'lik bir gerileme, muazzam bir işaret. 11. kalkınma planı sunuldu meclise. Erdoğan onayladı. Kalkınma, 5 yıllık kalkınma planının 11.si meclise sunuldu. Şimdi orada çok kaba taslak, ben hani çok anladığımdan değil ama sana en azından soru soracak kadar araştırdım. Türkiye'nin çıkış yolu olarak önünde gene iki kalem görünüyor gibi. Biri özelleştirme, biri inşaat. Gerçekten böyle mi? Türkiye bu dar boğazdan, bu sıkışıklıktan kalkınma planına göre nasıl çıkıyor? Ne öngörüyor iktidar? Vallahi bu kalkınma planı adı altında getirdikleri şey adet yerini bulsun. Hani böyle bir şey var, yasa var. Yani 5 yıllık plan yapmak lazım. Böyle bir metni de ortaya koymak lazım. Öyle oturulup derdest edilmiş bir şey ama iler tutar bir yanı yok. Onu söyleyeyim. Öngördükleri de bir şey değil, bir vizyon falan değil ki, özelleştirilecek bir şey kalmadı Türkiye'de. Çünkü satılabilecek bütün şeyler satıldı. İşte 3-5 kalem kaldı. 3-5 kalem kaldı. Onu da varlık fonunun içine koydular. Varlık fonunun içinde koydular. Onu vitrin yapıp borçlanmaya kefalet olarak kullanacaklar. Emanet gibi. İnşaat filan da yürümüyor. Şimdi bak, öyle bir yerdeyiz ki hani bırak planı, 5 yılı filan, 1 yıl ötesini göremiyor Türkiye.
Türkiye bir yıl ötesinde ne olacak bunun bu sorunun cevabı yok. Ve yani tek bir şey var, tutunabilecek dal var, yabancı para. Yabancı paranın gelmesi gerekiyor. Ne yapıp edip yabancı para gelmesi gerekiyor. Tekrar borsaya gelsinler, hisse senedi alsınlar, devlet kağıdına yatırım yapsınlar. Tekrar Türkiye'yi yatırım yapılabilir, iyi kötü yatırım yapılır bir ülke halinde görsünler. Ve yatıp kalkıp Amerika'nın ve Avrupa'nın yeni baştan bir kriz çukuruna düşmesini bekliyor, umuyor Türkiye şu anda. Çünkü orada bir şey hali olursa, tekrar bir bunalım hali olursa, ekonomilerini kurtarmak için faizi indirecekler, cazip ülke olmaktan çıkacaklar. Global fonlar oradan bulamadıklarını tekrar Türkiye gibi ülkelere gelerek bulmaya çalışacaklar ve tekrar Türkiye'ye para gelecek. Bütün şeyleri, hesapları bunun üstüne kurulu. Bu kadar sıkışık, bu kadar öngörüsüz, bu kadar günü kurtarma derdinde olan bir halde. O nedenle Erdoğan'ın işi herkesin tahmin edeceğinden çok daha zor. Ve çok daha hakikaten altındaki zeminin kayma ihtimali çok daha yüksek. Yani Babacan meselesi o anlamda çok ciddi bir tehdit. Yani henüz Senin Babacan'ı henüz şey yapmadık, sahnede görmeye başlamadık ama Babacan bir konuşmaya başlarsa çok inanan AKP çıkar. içinden çok inanan çıkar. Yani özellikle Senin ama iş kesiminden. Demin söylediğin şey çok önemli. Yani Türkiye yaptırım sözcüğüyle birlikte anılan bir ülke haline geldiyse zaten hani para gelmez. Tabii. Ve yani İran, şimdi kim gider İran'a yaptırım yapar Allah aşkına? Aman yatırım yapar, yaptırım demişim, yatırım. Yani hani eski deyişle Ufuk Güldemir çok kullanırdı onları. Yaptırım in, yatırım out olur. Şimdi Babacan meselesi falan hakikaten belli ki o nedenle çok rahatsız etmiş. Şefkatli bir şiddetle kınamış Ahmet Hakan'a göre Erdoğan, Babacangilleri. 11. Kalkınma Planı'nda bakın öyle masallar anlatıyorlar ki bunu artık gerçekten yandaş medyada bunun için para alanlardan başkası itibar etmiyor. Yandaş medya, SETA'cılar konuşuruz. Başkası itibar etmiyor. Şimdi 11. Kalkınma Planı yani önümüzdeki 5 yılın yol haritası. Ne diyor? İşsizlik 9,9'a yani %10'a inecekmiş. Niye bir de 9,9? Hani o Öyle %10 değil küsuratlar de. var. Milli kişi başına milli gelir 12.484 O dolar. kadar hassaslar ki her şeyi biliyorlar. Şimdi bakın işsizlik 2014-2018 10. Kalkınma Planı'nda %7,2 olarak öngörülüyordu. Şimdi gerçeğine geleceğiz. Şimdi 11. Kalkınma Planı'nda önümüzdeki 5 yıl içinde sonunda %9,9'a çıkacakmış ya da inecekmiş. Hedef çıkıyor da realde inecekmiş falan. Milli gelir de 16 binden işte 12 bin 484'ü bile zor bulacakmışız. Şimdi gelelim işsizliğe. İşsizlikte son verilerle birlikte bir tablo ortaya çıktı. Ben söylemiyorum, TÜİK söylüyor. Resmi kayıtlar söylüyor. Ne diyor? İşsizlik tüm zamanların rekorunu kırdı. Toplamda işsizlikte bakın 2008'den sonra başlamış artmaya bir ara yüksekmiş. 2008'de bir %10-15'e yaklaşmış. Sonra inmiş 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 7'lere inmiş. İndiği yerde 7'ler 2012'de falan. %7'lere inmiş. Sonra çıktı çıktı çıktı. Son 2 yılda artık tutulamıyor. Devam edelim. Öbür grafiğe geçelim. Sayılara bakacağız. Şimdi son 1 yılda işsiz sayısı 4,5 milyon. 4 milyon 400 küsür. 4,5 milyon. 4,5 Civarında. milyon. Şimdi son 1 yılda işsiz sayısı buna çıkmış. Bakın, Haziran 2018 16. resmi kayıtlı bakın bunlar. Yani İşkur'a kayıtlardan söz ediyoruz. 2,5 milyonmuş.
yaklaşık 2 milyon bir yıl içinde artmış. Rakamlara öbürüne geçelim. İşte 4 milyon 417 bin, senin dediğin gibi 4,5 milyon. Şimdi bakın, geçen sene 2,5 milyon dedim ya, 2018'de. Beyefendilerin iktidarda olduğu 2005'te 1 milyonun altındaymış, yani iktidarın ilk yıllarında. Zaten ondan önce de onu geçmemişti işsizlik oranı, o kriz döneminde falan bile. Sonra işler iyi gitti, artmamış falan derken, Mustafa, şu çıkışı nasıl anlatırsın? Yani şu grafikteki çıkışı, bir yılda 2 milyona yakın insanın İŞKUR'a kayıtlı işsiz tanımında birikmesi nasıl anlatılır ve ya, nasıl aşılır? Şimdi bir kere yani tarımı çökerttiler. Tarımdaki insanlar kalktı ki şehire geldiler. Şehirde ne buldular? Vasıfsız insan çoğunlukla inşaat işi buldu. Yani o inşaat furyasının olduğu yıllarda iyi kötü bir işleri vardı insanların. Bir kere öncelikle inşaat çöktü. İnşaat önce inşaat çöktü. Çöktü. Tabii, İnşaat çökünce inşaat işçileri işsiz kaldı. En yüksek birdenbire işsiz kalanlar inşaatlarda çalışanlar oldu. Arkasından sanayide başladı istihdam düşüşü. Şimdi otomotiv %42 satışlar azalmışsa, otomotiv kendi başına bir sektör değil ki, onun demir çelikten tut boyaya, bilmem kaportaya, şeye, tamire, yedek parçaya varan bir sürü alt dalı var. Bunların hepsi dolayısıyla iş kaybediyorlar. Bir de ne var Ayşenur? Yani kente gelen insanların gelirleri bu yüksek enflasyon karşısında geçinmelerine yetmiyor. Yetmedikçe eskiden evde oturan insanlar 3 kuruşta, 5 kuruşta olsun gelir getirsin diye iş piyasasına çıkıyor. Şimdi dolayısıyla iş gücü artıyor. Hı-hı. Fakat ortada iş yok. O zaman iş bulamayanlar, işi olmayanların iş gücü olarak ortaya çıkanlara oranı yükseliyor ve işsiz sayısı buradan da çok ciddi bir artış gösteriyor. Ama daha vahimi, niteliksiz değil, nitelikli emek işsizler arasına katılıyor. Bak bugün vardı, İŞKUR'da doktoralı evet, bine yakın başvuru var. Bine yakın doktorası olan insan İŞKUR'a ben iş arıyorum diye başvuruda bulunmuş. Yüksek lisans diploması olanlar keza İŞKUR'a başvuruyorlar. Üniversite diploması olanlardan hiç söz etmiyorum. Çünkü mevcut bu 4,5 milyon işsizin 1 milyonu üniversite diplomanı işsiz. Düşünebiliyor musun? Ne kadarı? 1 milyonu. 1 4,5 milyonun 1 milyonu üniversite diplomalı işsiz. 1 milyon üniversite Üniversite diplomalı işsiz. Diplomalı. Yani bunlar güya şey de değil, hani sıradan niteliksiz inşaatlarda çalışan vasıfsız ya da hizmet sektöründe çalışan vasıfsız şeyler değil. Sonuçta o kalitede, bu kalitede neyse ne, ama yüksek okul üniversite diploması olan 1 milyonun üstünde bir işsiz kitlesi var. Ama burada da bitmiyor. Daha sert şeyler, türbülanslarla beraber özellikle hizmet sektöründe, finans sektöründe, finansa bağlı medya, reklam, bütün bu sektörlerde bir dalga gelebilir. Yani bu 2000 krizinde yaşanmıştı. Bu sene bu krizde henüz yaşanmadı. Bu krizde daha çok reel sektör dediğimiz, yani inşaat, sanayi, bu dallarda daha yüksek işsizlik görüyoruz ama hizmetler sektörüne henüz bu sıçramadı. Ama yakındır. Yani bunu yönetemezlik halleri devam ederse, ki hiçbir şey emare yok, çok hızlı bir beyaz yakalı işsizliği aslında gündeme medya gelebilir. Sektörü işsizliğin en çok arttığı sektör. Mesela %40'a yakın
bir orandan söz ediyoruz. Maalesef haber olmuyor. Ama kendi içinde bu kadar muazzam bir oranda bir işsiz kalma durumu var. Habire küçülüyor medya, habire küçülüyor. Bizde medya tabii şey olmaktan çıktı, sektör olmaktan çıktı. Ondan tabii, doğru. Yani giderek bir silah olarak kullanıldığı için orada zararına ayakta duruyor. Yani sen bana Demirören'in bir sektör olarak ya da Sabah grubunun bir sektör olarak ayakta kendi yağıyla kavrulduğunu söyleyebilir misin? Yani sürekli medyayı, zarar eden, sürekli sübvansiye gören sektörler halinde. Medyayı birazdan konuşalım ama bu işte işsizlik, kriz vesaire deyince iktidarın özellikle kamudaki çalışanlar açısından en büyük sopası. Yani gidersin kardeşim, ne var yani, sonra istediğin yerde hakkını ara diyor. O nedenle de küçücük ücretlere razı olmalarını istiyor. Özellikle kamu alanında. Şimdi bakın, Türk İş bile resti çekti. Yani isyan etti ve resti çekti. Çünkü öneri şu, %5+4. Bu yılın ilk 6 ayı için %5 zam yapacaklar işçiye, kamu işçisine. Memura 6, işçiye 5. İkinci yarı için de %4. Ergün Atalay, Türk İş Başkanı diyor ki, ben diyor bunun için diyor masaya oturmam bile, bu müzakere edilebilir bir şey değil diyor. Yani bize müzakere edilebilecek bir şeyle gelsinler. Benim rakamım diyor mesela %15 diyor. Evet, %15 yani, nerede, bu nerede? Bunlar kabul edilebilir rakamlar değil. Çünkü %5+4 dediğin zaman ben bu yıl enflasyonu %9-10'la kapatacağım iddiası. Böyle bir şey yok. Yani şu anda enflasyon 15.7 ama Haziran ayında enflasyon küçük çıktığı için. Fakat Temmuz 3'ü bekleyelim, Ağustos 3'ü, Temmuz'un rakamları geldiğinde göreceğiz ki enflasyon yine %18. Neden? Çünkü seçimler boyunca bir dizi şeye zam yaptırmadılar. Seçimler biter bitmez zamlar geldi üst üste. Otomotiv, beyaz eşya, mobilya, akaryakıt, alkol, sigara, bütün bunlardan ÖTV'yi indirmişlerdi. Şimdi o ÖTV indirimlerinin hepsi kalktı. Dolayısıyla bu ürünlere ister istemez zamlar gelecek. Biz Temmuz ayında tekrar %18 enflasyonu göreceğiz yıllık. Bazı aylarda düşüş olacak. O da geçen yılın yüksek enflasyonundan dolayı, ona baz etkisi diyoruz ama bu Türk İş'e önerilen %5+4 bunlar hiçbir şekilde işçinin alım gücünü koruyacak rakamlar değil. Şimdi Türk İş'e de burada bir iki laf etmek lazım. Yani Türk İş Başkanı'na hakikaten. Yani Odalar Birliği nasıl başından beri AKP rejiminin payandalığını yaptıysa, Türk İş'te işçileri temsil etmek adına kocaman konfederasyonu AKP'nin payandası yaptı. Türk İş Başkanı'nın herhangi bir yerde herhangi bir çıkışı, işçi haklarına dönük grev ertelemelerinden tut, örgütlenme engellemelerine, işte pahalılığa, işsizliğe dair en ufak bir çıkışını göremezsin. Başından beri AKP'nin düşük profilli destekçisi olarak ortada. Ama çok ciddi dipten tepki alıyor. Yani Türk İş'te örgütlü olan kesimlerin artık bıçak kemiğine dayanmış durumda. Dip dalga yavaş yavaş onlara da, onların da işte ağızlarını biraz olsun açmalarına neden oluyor. Şimdi gelen bir haber de var. Sen bir Irak meselesinden de söz ettin ya, ithalat için en önemli ülkelerden biriydi Türkiye açısından diye. Irak Türkiye'den yumurta alımını durdurmuş. Evet. Şimdi başka maddeler. Hani yumurta ithalatı kaç para getirir ki demeyin. Kaç aile, kaç yüz, belki kaç bin kişi bundan geçiniyor. Sadece yumurta değil, birçok önemli şeyler, maddeli, yani makarna, makarna bak, çok ciddi. Yani Türkiye un ihraç ediyor, ithal ediyor, tamam mı? Pardon, buğday ithal ediyor. Burada una çeviriyor, makarnaya çeviriyor ve Irak'a satıyor. Bunun üzerine kurulmuş dünya kadar Anadolu'da fabrika var. Ve Irak çok önemli bir pazardı bu anlamda. Durdurdular. Makarnaydı. Makarna. Onu duymadım. Tabii. Görmemiştim. Evet.
Yani ciddi şimdi, bir daralma oldu. Tabii görmemiştim falan derken şunu anlatmaya çalışıyorum. Çok sınırlı sayıda gazete ve televizyon ve program kişi, çok sınırlı sayıda işte şeyde çeşitli yabancı, o da dış minnak sayılır, yabancı gazetelere ya yazı yazıyor ya bilgi demeç veriyor Mustafa Sönmez. Gerçekleri anlamaya ve paylaşmaya, anlatmaya çalışıyoruz. Fakat yani öyle şeyler oluyor ki başımız dönüyor. Hangisine yetişeceğimizi gerçekten şaşırıyoruz. Bir de sürekli her gün karşınızda hani kara bulut Hamdi gibi, Allah işte o da kötü bu da kötü ama ne yapalım? Yani ekonominin durumu bu. Bakın Irak makarna almayı kesiyor, yumurta almayı kesiyor. Tavuk ihracatımızda düşüş var. Bu nedenle tavukçular tavukları yemlemeyi bırakmış. Zavallı hayvanlar ölmek üzereymiş. Açlıktan ölmek üzereymiş falan. Acayip şeyler yaşanıyor. Bir yandan işte söyledik S-400'ler, şunlar bunlar bir şey bir şey. Hakikaten parçalanıyoruz. Neden? Çünkü benim kaçırdığımı şurada görebilirsiniz. Onun kaçırdığını şurada okuyabilirsiniz. Böyle bir şey kalmadı. Çünkü yandaş medya susuyor. Susmayanları da hani bizim gibi böyle zararlı medyayı iktidar açısından bir de Deutsche Welle gibi, işte Voice of America'nın Türkçe servisi gibi, BBC Türkçe gibi yabancı medya kuruluşlarının Türkiye'deki bürolarında çalışan arkadaşlarımıza fişlenince o kara bulut iyice bizim başımızda bu sefer dönmeye başlıyor. SETA'nın raporu ve onun arkasındaki zihniyeti, çabayı anlatır mısın? Evet, başlı başına bir skandal. Yani gerçekten bir devletin gizli haber alma örgütünün işlevini üstlenmiş bu SETA denen kuruluş. Belli ki finansman kaynağı devlet. Bunu herhalde kendileri de inkar etmiyorlar. Yaptıkları şey ne? Uluslararası bir takım medya kuruluşlarının Türkiye uzantıları, yani kullanılan ifade de böyle, Türkiye uzantıları. Şimdi, i̇şte bak, aynen öyle. Evet, uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye uzantıları. Evet. Şimdi ne anlarsın Türkiye uzantısı deyince? Yani bir şey, nifak, nifak şeyi var, odağı var, şer odağı var. O şer odağının yerli işbirlikçileri. Doğru. Ya buna hakkın var mı? Yani ne yapıyor bu insanlar? BBC Türkiye'de çalışanlar ya da Deutsche Welle Türkiye'de çalışanlar. Çalışıyorlar. Gizli kapaklı mı çalışıyorlar? Hayır, isimleriyle çalışıyorlar. Üstelik bu insanlar düne kadar senin NTV'nde çalışıyordu. Senin CNN Türk'ünde çalışıyordu. Senin Hürriyet Gazetesi'nde çalışan insanlar ve isimleri de belli olan insanlar. Tabii. Çalışmasınlar mı? Ne yazıyorlar, ne çiziyorlar? Gazetecilik yapıyorlar, işlerini yapıyorlar. Peki, i̇şte onu yapmasınlar. İşverenleri kim? BBC, ondan sonra Deutsche Welle bilmem ne. Bunlar ne? Uluslararası medya hatta şirketleri. Hatta Euronews'u bile katmışlar. Ya sen, Siemens, Volkswagen Türkiye'ye geliyor, yatırım yapıyor. Burada insanlar çalışıyor. O çalışan mühendislere, insanlara Volkswagen'in Türkiye uzantıları diyebilir misin? Yani yatırım yapıyor, çalışıyor. Bu medya kuruluşları da Türkiye'de yatırım yapıyorlar. Ve bu insanlar da, bu yatırım yapılan şirketlerde isimleriyle, cisimleriyle, namuslarıyla, ahlaklarıyla, bütün gazetecilik etiğine sahip çıkarak iş yapıyorlar, çalışıyorlar. Bunun nesini raporlarsın yani? Baştan aşağı bir skandal ve gerçekten de insan hakkı ihlali. Yani bir şey yapar gibi, teşhir eder gibi, aha buldum, hainler demeye vardıran bir rezalet, çirkeflik, lanetleniyor. İçeride de lanetleniyor, dışarıda da bir aşağılık şey, rapor, faaliyet, ne dersen de. Ve nitekim yargıya taşınıyor haklı olarak. Şimdi eğer Türkiye'de bir bağımsız, tarafsız yargının kırıntısı kaldıysa, bunu bir çalışan hakkı ihlali olarak mutlaka
soruşturması ve bunun üretenleri yargı önüne çıkarması gerekir. Yani bunu beklememiz lazım. Tabii yani normalde olması gereken bu. İşte Trump'tan söz ettik. Sen Amerikan Merkez Bankası Başkanı'nın bir dakika Trump benim, hani bana emir veremez, talimat veremez, istifamı hiç isteyemez demesini. Ben dün bir haber paylaştım. Federal mahkeme Trump Twitter hesaplarında kendisini eleştirenleri, belki hatta hakaret edenleri bilmiyorum, bloklamış, engellemiş. Birkaç kişi başvurmuş. Bunun üzerine mahkeme demiş ki, bir dakika demiş, sen Amerikan başkanısın, siyasetçisin. Yurttaşı engelleme hakkın yok senin. Onların ifade özgürlüğünü engelliyorsun sen demiş. Yani şunu bile ifade özgürlüğünün ihlali kabul ediyor. Amerika'da mahkemeler var. Türkiye'de var mı bilmiyorum. Olsa Osman Kavala niye içeride? Olsa Eren Erdem niye işte ceza yedi? Olsa Cumhuriyet'teki arkadaşlarımız niye öyle? Yargıtay bozdu. İşte Ahmet Altanlar, nazılacaklar. Bakalım ne olacak? Yani yargı olsa bunları konuşur sorar mıyız? Ya Ayşenur bak, yüksek yargı olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var. Diyor ki gazeteci eleştirebilir. Hatta sert bir üslupla bile eleştirebilir. Çünkü bu onun görevidir. Yani yurttaş adına bir gazetecinin eleştirmek hakkıdır. Hakkı olmaktan öte üslubu sertse bile bu hoş görülmelidir. Bu ülkeyi yönetenler buna tolerans göstermek zorundadırlar diye kararı var. Bu nerede Türkiye'de başımıza gelenler ama, nerede? Yok ama mesela Kılıçdaroğlu'nu eleştirebiliyorsun. Yani o konuda bir problem yok. Meral Akşener'i eleştiriyorsun. Mesela ben şimdi seni bir eleştiririm ki ifade özgürlüğümün ucu bucağı olmaz. Ya bu tabii karşıdaki insanların toleranslarıyla da ilgili bir şey. Daha doğrusu eleştiri hakkına saygılı olup olmamakla da ilgili bir şey. Kılıçdaroğlu, Akşener eleştiriye karşı saygılı olmak zorunda. Ya daha doğrusu demokratsa eğer, anayasasına saygılıysa, çünkü anayasada yazılı ya, anayasada herkesin ifade özgürlüğü var, gazetecinin eleştiri hakkı var, yurttaşın eleştiri hakkı var. Yani işte bunu anayasaya laf olsun diye mi yazdınız yani? Reise gelince yok. Olmaz öyle şey. Yani o zaman değiştirelim anayasayı. Niye birbirimizi kandırıyoruz? Ya ben anayasayı okuyacağım, eleştiri hakkım var, ifade özgürlüğüm var diyecek. Ben buna dayanarak konuşacağım. Sonra sen dönüp beni Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılayacaksın. Peki anayasada bu madde niye duruyor kardeşim? Kaldırın o zaman. Yani niye yalan söylüyorsunuz bize? Tuzak mı kuruyorsunuz ay yani? Allah aşkına Selahattin Demirtaş'a söyleyip duruyorum. Selahattin Demirtaş'ın yargılanmasının, tutuklanmasının yolunu açan iddianamede var. Gizli tanık bilmem kim demiş ki, mahkeme ısrarla soruyor, öyle ısrar ediyor ki Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı yazı göndermek zorunda kalıyor. Böyle bir gizli tanık yok diye. Böyle bir gizli tanık yok. Efendim PKK'lılar dedikleri parti yöneticileri hatta çıkıyor. Şimdi anayasaların, yasaların ne yazdığından öte bu konularda olmayan gizli tanık uydurulur diye anayasada madde mi var? Ceza yasasında mı var? Yok ama böyle yapıyorlar. Valla işte keser döner, sap döner, hesap döner. Yani bununla gitmemeye başladığı ortaya çıktı ve gitmiyor. Öyle mi? Artık evet dökülüyor. Hızla iniş halinde, onun için de bu kadar çok hata yapıyorlar. Arada bir dönüyorlar işte yargı reformu bilmem ne yapalım falan diye. Onu da biliyorsun ertelediler. Ertelediler. Şimdi bir de hani hem 23 Haziran sonuçları hem ekonomideki gidişat, adalet, hak hukuk, adalet meselesindeki vicdanları sızlatan tablo hepsi bir araya geldi. Sonuçta sistemin tıkandığını söylemeye onlar da başladı. Şimdi bize göre sistem başından yanlış olabilir ama iktidarın ya galiba tıkanıklıklar var demesi bir şeye alamet. Senin söylediğin gibi onlar da gidişe herhalde kör değiller. Şimdi
AKP sözcüsü, parti sözcüsü Ömer Çelik dün gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şöyle bir şey söyledi. Dedi ki, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde nerelerde aksaklık varsa bunlar tespit edilecek. Yani bir ön kabul olarak aksaklık var diyor da nerede bakacağız diyor. Tabii reisi incitmeden yapmaya çalışacaklar bunu, nasıl yapacaklarsa. Milletvekillerimizin eleştirileri ve değerlendirmeleri not alınıyor. Aksaklık ve tıkanıklık olan yerlerin, eksik görülen yerlerin üzerine gidilecek. Dahası şunu ekliyor, Cumhurbaşkanımız muhalefet liderleriyle de görüşebilir. Makine çalışmıyor. Tamam, bir makine getirdiler. John Ahmet'in makinası gibi, güneş sistemi. Her şey tek adama bağlı. Bu makinede kendi milletvekilleri bile parlamentoda neredeyse işte vakitlerini tavla oynayarak, bridge oynayarak geçirecekler. Milletvekili kendisini işe yaramaz hissediyor. Yani seçmenine gittiği zaman seçmen diyor ki ya bizim hiçbir şey işimizi yapmıyorsunuz. O da ben buraya niye seçildim bu sorunun cevabını bulamıyor. Kısa vadede ne öngörüyorsun sen? Yani mesela şu bile konuşulmaya başlandı. Erdoğan başkan kalsın da %50 artı bir şeyini kuralını kaldıralım. Çoğunluk olan falan kazansın gibi. Vallahi ne görüyorsun? Olarak muhalefet partileri ne düşünüyorlar diye bakmak lazım. Orada çok ciddi bir radikal bu sistemin lağvedilip tekrar güçlü bir parlamenter sisteme dönmesi yönünde muhalefet şey yapıyor, çalışmalar. Ki doğrusu da odur. Yani yoksa bu yapıyı orasından burasından revize ederek hiçbir şekilde yol alınamaz. Şimdi en son örnek Merkez Bankası hadisesine bak yani. Olacak şey mi bu yani? Hakikaten cinnet hali. Yani şeye benzettim ben bunu. İstanbul 31 Mart'ta 13 bine burun kıvırırken sen 806 binlik bir farkla hizmete uğradın. Toplumdaki rüzgar öyle mi? Vallahi öyle. Şimdi Çetin Kaya'ya da burun kıvırırken şimdi başına bak bakalım neler gelecek. Güven kalmadı. Yani çok ciddi olarak hata üstüne hata yaptığını anlamaya başladı insanlar. Ve Erdoğan'ın hani yenilmez, her şeyin üstesinden gelir lider olma efsanesi yıkıldı. Şimdi onu hakikaten daha da sarsacak alttan bu Babacan hikayesi geliyor. Bununla beraber daha çok hata yapmaya başlayacak Erdoğan. Ama basınç öte taraftan başka türlü de geliyor. Yani bak dışarıdan işler iyi gitmiyor, bu yaptırımlar meselesi öyle. Ekonomiyi yönetemeyecekler, daha çok sesler çıkmaya başlayacak. Gençlerin çok ciddi şekilde itirazları oluyor. İşte en son ODTÜ'de yaşananları gözledik hep beraber. Yani orada üniversite mezunu işsiz ne demek? Elbette olacak. Orada yurt yapacağım diye kalkıp ağaçlara kıydılar tekrar. Yani ikinci bir gezi vakası yaşanmaya başlandı. Akıl alır şeyler değil. Bir de o çok yakında bir yurt var. Değil mi? Ya yürüme mesafesinde bir yurt var. O yurdu rant tesisi yapmaya karar veriyor Kredi Yurtlar Kurumu. Ne yapmaya? Rant tesisi yani, bir şey alıyor, ruhsat alıp orayı ticaret ve konut yatırımı Allah'ım dönüştürecek. Onun yerine geliyor ODTÜ'deki kavakları kesip ODTÜ ile protokol imzalayıp orada yurt yapmaya şimdi kalkıyor. Şimdi bakın gençler hakikaten işsizlik yani kapılarında diploma alıyorlar ama iş bulamayacağım korkusu var. Kimileri gidiyor ama çok az neyse ki. Gençler bu toprakları ülkelerine, okullarına, kendilerine, geleceklerine sahip çıkmaya çalışıyor. ODTÜ gerçekten de Mustafa Sönmez'in dediği gibi en önemli örnek oldu. Bir genç kız konuştu. Ağaçların kesilmesi durdurulduktan sonra ona bir kulak verelim lütfen kısacık. Yani gençlerin isyanını, öfkesini nasıl bastıracaksınız, susturacaksınız ki Allah aşkına? 55 gündür orada çocuklar, 55 gündür bu yaz tatilinde o kavak ağaçlarını nöbet tutuyorlar yani, koruyorlar. Çünkü şeyi biliyorlar, ya bir ağacı yetiştirmek, bir ağaç.
Sen ODTÜ'de mi okudun, tabii, mezundun, yani değil mi? Ben 73 girişliyim. Şu kadardı çam ağaçları. Çünkü ilk kurulduğunda 50'li yılların çırak, sonunda... Kıraç toprak yani. Tabii, ilk öğrenciler Kemal onları. Kurdaş'ın falan tabii. Böyle ağaç ektiği, ilk ağaç ektiği şeyler, fotoğraflar falan yakın zamanlarda yayınlandı. Yani kıraç bir toprak bir orman haline getiriliyor. Ve orada el birliğiyle, hakikaten öğrencilerin de katkılarıyla, işte bir sürü gönüllü çalışmayla, itinayla bütün Ankara'nın o doğal şeyi içerisinde muhteşem bir varlık ortaya çıkarıldı. Tabii. Şimdi orasından yol geçirerek, burasından bilmem alanına göz dikerek yağmaya çalışıyorlar ama direniyor. Yani ODTÜ'nün böyle bir direnme hem, kültürü var tabii kuşaktan kuşağa gelen. Hem arsada gözleri var hem de ODTÜ'den nefret ediyorlar. Yani çünkü yani direnme odağı, bu kültüre düşmanlıkları var ama bu kültürün de bir direnme, karşı koyma ve yılmama kararlılığı var. Soru soranlardan, zekadan hoşlanmıyorlar. Fakat tam da gezi zekalılar gibi bu ODTÜ direnişinden de o kadar güzel paylaşımlar var ki, onlardan biriyle veda edeceğim size. Hababam sınıfını hatırlatmışlar. Gençler kendileri çekmişler. Çok şahane. Çok teşekkür ediyorum Mustafa teşekkür Sönmez. Tekrar gelişmeleri konuşuruz nasılsa. Efendim yarın ODTÜ'deki direnişe de katılan bir siyasetçi aynı zamanda Aylin Nazlı Ak'a konuğum olacak. O zamana kadar hoşça kalın. ODTÜ'lü gençlerin sesine kulak verin.